garajdaki.com. Evet arkadaşlar, Garaj Türkiye'ye hoş geldiniz. Yaz sezonu ile beraber yeni bir video ile yine karşınızdayız. Her videonun başında belirttiğimiz gibi kanalımıza abone değilsiniz, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoları paylaşarak da bize destek olabilirsiniz. Şimdi elimizde Samsung marka minibook ya da netbook, laptop artık ne dersiniz o şekilde bir cihazımız var. Şurada görmüş olduğunuz gibi panel darbe almış ve kırılmış. Şimdi bu panel nasıl sökülür onu göstereceğiz. Modeli de NP905S 3G. Tam linkini falan size veririm. Şimdi panelleri bunların pahalı. Ama hani nasıl söküleceğini bilmeyen arkadaşlar için onu gösterelim. İlk önce şöyle bir çubuğumuz var. Her şekilde cep telefonu ya da tablet ya da bilgisayar ekranına sökmek için. Bunlar plastiğe zarar vermez. Bir de bunların metalleri var. Bir saniye. Onu da size tanıtımını yapalım. Böyle bir set alabilirsiniz. Bunlar telefon artı bilgisayarın vidalarını sökmek için. Şunlar da tabletlerin ve pilleri sökmek için cımızı. Böyle bir seti Topkapı Tahtakale'den 25 liraya aldık biz. Toptancı fiyatından aldık ama siz kaç alabilirsiniz bilmiyorum. Yapacağımız olay. Şuraya Murat arkadaşımız bizden önce başladı. Şurada izler var gördüğünüz gibi. Şuraya yavaş yavaş sokarak, tırnaklarından kurtararak makineyi sökmeye başlıyorsunuz. Yapacağınız dikkat etmek. Çerçeveye zarar vermesin. Burada yapışkan var. Yapışkanı tekrar çift yüzeyli bantla yapıştırmanız gerekebilir. Hani panel kırık olduğu için biz rahat rahat hareket ediyoruz. Bu şekilde tırnakları çıkartıyorsunuz. Murat Bey panelini gösterebilirsiniz. Şimdi kırılan bir tırnak var mı ona bakalım. Sağlam. Şurada bir tırnak var. Gerekirse buraya bir silikon atabilirsiniz. Sıcak silikonla hafiften yapıştırıp ya da şurayı Japon'la yapıştırabilirsiniz ki biz Japon'la yapıştırmayı düşünüyoruz. Daha fazla kırılmasın. Bundan sonra yapacağımız olay. Bakıyoruz. Biz de ilk defa söküyoruz. Şurada menteşelerin vidaları var. Üst taraf serbest. Büyük bir ihtimal bu menteşe vidalarını sökeceğiz. Bu aldığımız set bizim işimize yarayacak. Ondan sonra panelini çıkaracağız. Birazdan söktükten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Durdurabilirsiniz Murat Bey. 3. Şimdi bu aldığımız tornavida setinden yıldız tornavidamızı aldık. Bu arada size tanıtımı yapalım bunları. Alien tornavida. Düz var. Yine ince yıldız, ince alyan var. Ki bunlar manyetik, güzel. Şimdi yani vidalar düşmüyor. Şimdi de onun da testini yapacağız. Yapacağımız olay tuttu. Evet. Bunu kenara koyduk. Bunu da kenara koyduk. Panelin altında 3 tane vida var değil mi? Evet. Menteşelerde 3'er adet vida var. Herhalde videodan görebilirsiniz. Son vidayı sökerken yine dikkatli olun da menteşe yerinden çıkıp şey yapmasın. Yalnız
Yukarıda da tırnaklar var. Geçmiş yuvaya. Bir düz tornayı da alalım. Onları yakından çekeyim. Yok yok, gerek yok. Şimdi oradan çekerken arkadaşlar ne demek istediğinizi görecekler. Şuradan da tornavidayla kastırarak kablosuna zarar vermeden. Evet. Panel şu çıktı. An panel söküldü. Arka tarafta bir adet kablo görüyorum. Evet, bu soketimiz. Şunu şöyle yapalım. Gördüm. Bizim değiştireceğimiz olay bu. Burada seri numarası var. Paneli alırken buradaki seri numarasına göre alacaksınız. Biz şimdi panel fiyatını öğrenmek için o seri numarasını alacağız. O yüzden söktük. Ona göre bakacağız. Müşterimiz kabul ederse panel değişimini yaparız. Yapacağınız olay bu paneli sökmek. Şuradaki çıkmış vaziyette panel zaten. Şurada tırnağa dikkat edeceksiniz. Tırnakları yerine oturtmak. Gerekirse bir tane bant yapabilirsiniz. Tekrar yerinden çıkmasın. Paneli şu şekilde yerinde oturduğunuz zaman Murat Bey, bir dalıldıktan sonra işlem tamam olacak vaziyette. Sıkıntı yapacak bir durum yok. Yani değişimi kolay esasında paneli aldıktan sonra. Görüntü olarak. Tekrar göstereyim nasıl toplayacağınızı. Varsayın paneli değiştirdik. Şu çıtaları yerine oturtuyoruz. Panelimizde yerine oturtuyoruz. Bu şekilde. Bir de alıyoruz. İş bitiyor. Tamam. Bir diğerleri şu an denk gelmiş vaziyette. Panelimiz biraz daha yukarı koymamız gerekecek. Hani bu kırık panel olduğu için biz rahatsız bu şekilde. Ama sıfır paneli takarken biraz daha dikkatli olmanız gerekebilir. Silinlet olarak geçiyor. Bu da size sıkıntı verebilir. Takacağınız panel problem çıkartabilir ondan sonra. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Her videonun sonunda da belirttiğimiz gibi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kafanıza takılan yorumları da bize yorumlar kısmından bildirebilirsiniz. Bilgimiz dahilinde yardımcı olmaya çalışabiliriz. Her zamanki gibi bize bir like yapabilirsiniz.